ve sınırların ötesinde çok büyük mücadeleler yapılıyor. Allah mücadeleye dernek ve destek veren tüm güvenlik güçlerimizi korusun. Erkan'ın kollarımızın ne kadar aktif, ne kadar başarılı olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz bugüne kadar partimiz teşkilatlarımız kurulduğu günden birlikte teşkilatlarımızın uyumu, dayanışması ve saha hakimiyeti, saha çalışmaları gerçekten örnek oldu. Bizlere her zaman güç verdi. Dolayısıyla bu gücü bu kongrelerde daha yükseklere, çıtayı daha yükseğe koyuyoruz. 2019'un önemini hepiniz biliyorsunuz. Ülkemiz adına, bölgemiz adına, dünya barışı adına, İslam coğrafyası için 2019'da biz daha güçlü olmak zorundayız. Kongresini oluşturan Teşkilatımızın ana omurgasını oluşturan analarımız, hanım kardeşlerimiz, bacılarımız, kongremiz hayırlara vesile olsun inşallah. Birbirimizi beraberliğimizi daim etsin Cenab-ı Allah. Hep birlikte inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler doğrultusunda 2019'da yapılacak olan seçimlerde Malatya yeniden bir tarih yazacak inşallah. Razı olsun. Ben Malatya'yı çok iyi biliyorum. Özellikle kadınlarımızın emeğine bizzat şahit olan kardeşinizim. Bugüne kadar Malatya teşkilatlarımızda emek veren, hizmet veren, gece gündüz çalışan, kapı kapı gezen, sıkmadık el bırakmayan tüm hanım kardeşlerimi burada minnetle yad etmek istiyorum. Allah herkesin emeğinden razı olsun. Ailelerimize, bölümler için teşekkür ediyoruz. Eşlerinize, evlatlarınıza. Kadın kollarında çalışmanın fedakarlık demek olduğunu, cefakarlık demek olduğunu, büyük emek vermek demek olduğunu çok iyi bilen bir kardeşinizim. Çünkü ben de kadın kollarından yetişmiş bir hemcinsinizim diyeceğim. Bu partimizin güzelliği. Bizler gerçekten çok kutlu bir davanın mensuplarıyız. Bugün de aynı şekilde bu enerji, bu sinerji gerçekten çok memnun etti. Ben tabii çok daha uzun burada kalmak isterdim. Çok daha uzun bir konuşma hazırlamıştık. Gerçekten ama biliyorsunuz bir tarafım benim de Elazığ. Komşu kızıyım yani. Bugün buradan sonra Elazığ Kadın Kolları Kongremize katılacaktık ama maalesef dün gece çok üzücü bir haber aldık. Yurtbaşı Belediye Başkanımız, Mustafa Başkanımızı kaybettik. Onun cenaze töreni var, ona katılmak istiyorum. Bu bağlamda birazcık aranızdan erken ayrılacağım. O yüzden bunu saymıyoruz, bu Malatya ziyaretini. İnşallah en kısa zamanda daha dolu dolu, sizlerle daha uzun zaman geçireceğimiz bir program planlayacağız. Ben divana teşekkür ediyorum. Herhalde en hızlı kongre başlangıcı yaptılar. Çok önemli günlerden geçiyoruz. Birkaç konuya değinmek istiyorum. Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Burada sizler de bugün başörtülerinizle aslında tüm Türkiye'ye çok anlamlı bir mesaj veriyorsunuz. Ben Afrin'de ülkemizin güvenliği, huzuru için o bölgeleri terör örgütlerinden arındırmak için canlarını ortaya koyan tüm Mehmetçiğimizi Allah'a emanet ederek, onlara kolaylıklar dileyerek sözlerine başlamak istiyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum. Çok tarihi günlerden geçiyoruz. Tam bir savaş hali aslında. Bunun başka bir açıklaması ve anlamı yok. Görüyoruz sığınakları, yapılan, açılan tünelleri, biriktirilen silahları, para desteklerini. Bunların hepsini topladığımız zaman bunun ne anlama geldiğini olarak çok iyi biliyoruz. Daha fazla el sıkacağız. Daha çok çaba sarf edeceğiz ve inşallah 2019'da zaferle çıkacağız. 3 tane sandık geliyor. Birisi biliyorsunuz belediye başkanı.
Başkanlığı genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Bakın 2019 asla zor değil. Ama 2019 bir milat. Hem ülkemiz için, hem bölgemiz için, hem de dünyamız için. Sadece yerel seçim değil 2019'da gerçekleşecek seçimler. Sadece genel seçim olarak da değerlendiremeyiz. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak da değerlendiremeyiz. Dostlara güven, düşmana korku salacağımız bir milattır 2019. Diğer taraftan ülkemize yönelik bundan sonra hiçbir algı operasyonu yapılamayacağını noktasını konacağı bir seçimdir. Diğer taraftan biliyorsunuz şu an Cumhurbaşkanımız seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı. Bu 2019'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ilk başkanını seçeceğiz. Devlet ve milletin yıllardır hayalini kurduğumuz, söylemlerde içini doldurduğumuz devlet ve milletin tam manasıyla bütünleşeceği bir seçimdir. Ve Recep Tayyip Erdoğan inşallah Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı yapacağımız seçimdir. Bu anlamda çok önemlidir. Mahalle başkanlarıma, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bizimle beraber olan AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Genel Başkan Yardımcısına, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerine can gönülden hoş geldiniz temennileri iletiyorum. Ve aramızda çok kıymetli kardeşimiz, kadınlarımızla yapmış olduğu mücadelede örnek olan ve Türkiye için de çok önemli adımlar atan Jülide Sarayoğlu Bakanımız bizimle birlikte. Sonra onların yine dünya getirdikleri, emek verdikleri, yarınlarımızı teslim edebileceğimiz, yarınlarımızın mimarları olacak olan kızlarımız aynı duygularla bizlere hizmet ediyorlar. Yine çalışma hayatında arkadaşlarımızın büyük bir kesiminin özellikle 16 yıldan bu yana milletin ve ümmetin mutlu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açmış olduğu yolda ilerleyen siz değerli kadınlarımızla bir gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz. Gurur duyulacak Malatya sizlersiniz, ak kadınlarla gurur duyuyoruz. Gerçekten sizler kadınlarımız Afrin'de mücadele veren Mehmetçiklerimizin anasısınız. Sizler bu vatanı korumak için canlarını veren Mehmetçiklerimizin, güvenlik güçlerimizin anasısınız. 15 Temmuz'da meydanları dolduran kadınlarımızsınız, bacılarımızsınız, ablalarımızsınız. O gün hemcinslerimiz, bacılarımız, 11 tane bacımız şehit oldu. Bütün şehitlerimize bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Değerli ablalarım, değerli bacılarım, AK Parti bir dava partisidir. AK Parti esasında bir vefa partisidir. AK Parti esasında bir erdemler hareketi olarak çıkmış, zalime karşı çıkmış, mazlumdan yana yer almış. Okuyamayan bacılarımızın hakkını savunmak adına çıkmış, bugün onları bakan yapmış. AK Parti dünyadaki mazlumlara ümit olarak çıkmış, Afrin'e barış hareketini götürmüş, Cerablus'a kardeşliği götürmüş, Arıkan'a yardım elini uzatmış, dünyadaki bütün mahrumların umudu olmuş. Ve bu umudun adı Recep Tayyip Erdoğan. Bu partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları. Ve Allah hamdolsun, dedik ki bu yola çıkarken hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve Türkiye'de gerçekten hiçbir şey de eskisi gibi olmadı. Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle de olmayacak.